Beni dışlıyorlar arkadaşlar. Kıvılcım kötü. Bir kere Sinem'le ortak bir noktamız var. Hemen onun güzelliğinden tatlından kendime pay çıkaracağım. Sinem, senin Çerkezmiş kökenlerin. Evet. Ben de Çerkezim. Öyle mi? Bir oyun oynarken falan da öyle yenilgiyi falan da çok kabul edemiyorum. Biraz böyle şey yapım da var. Bir şeye çok odaklanıyorsam onu kesinlikle en iyi şekilde yapayım diye. Ön hazırlıklar yapıyoruz ya işte karakter için, bir şeyler için. O kadar çok dil egzersizi yaptım ki, çünkü biliyorum başıma gelecekleri bir sürü Latince şey söyleyeceğim. Alan bir kere de söyleyeyim o, lütfen. Nasıl bir kadınsın sen? Yani normal hayatta. Böyle bakımlı bir, spora düşkün, işte bir günlü, yani böyle düzenli, tertipli, nasıl tanımlıyorsun kendini? Spor yapmayı çok seviyorum ama o kadar yapamıyorum ki, zamanım yok da demek istemiyorum. İlla ki bulunur evet, o. İsteyenler nasıl zaman yaratıyor, yok, hayranım. Yani bir saat az uyuyup bir saat spor yapılabilir, en kötü uykudan bile alınabilir yani. Evet. Şimdi Sinan bunları dinlerken çok kızacak bize. Öyle mi? Ama yine de çok seviyorum da bir süredir böyle düzenli bir biçimde yapmıyorum. Ama yürüyüş yapmayı vesaire, yani fırsatım olduğu her an aktif olmayı, fiziğimle bir şeyler yapmayı seviyorum. Genel olarak çok düzenliyim ya. Yani evimde mesela böyle şey gibi. Sen bana sette hatırlıyor musun? Ben hiç eğlenme falan öyle şeylerde benim işim olmaz. Eğlenmeyi falan da çok da sevmem. Eğlenmekten de hoşlanmadığım için. Falan gibi şeyler söyledi. Dedim ki aşkım yani 60 yaşına gelince ondan sonra bir saçını pembeye boyayıp bir motora binip dünya turuna çıkıyorum ben. Yani olabilir ama bir şey hep böyleydim ben. Elbette daha böyle hızlı olduğum zamanlar vardı işte gece hayatı da olup çok uykusuz bir biçimde okula gittim üniversite yıllarında falan. Ama bu da çok kısa oluyordu. Hani insana bazen böyle bir sosyalleşme gelir ya. Benim hep öyle bir hafta sürer falan. Normalde çok düzenliyim. Evde de çok düzenliyim. Yani şey tertip olarak da hep böyle her şeyin yeri bellidir benim. O kırlentler bile hangi sırayla dizilecek, kupalarımın hangi sırayla dizileceği. Böyle bir takıntılı halim var yani. Bunun içinde yaşamayı seviyorsun. Evet. O zaman Taner'in oynadığı karakterle bayağı empati kurma şeyin de yüksek yani, çok değil iyi mi? Çok iyi anlıyorum. Onun takıntıları hatta da falan. Şöyle söyleyeyim. Daha önce de hiç söylememiştim ama bunu. Ben çok sıkıcıyım diye bir anda. Ortaokul dönemlerinde orada çok bayağı yüksekmişti. Bir hijyen hastalığım vardı benim zaten. Eyvah. Lakabım da hijyendi okuldayken. Gerçekten mi? Şey yani böyle asla hiçbir yere dokunmazdım böyle. Yani şu an inanılmaz bir ilerleme kaydetmiş vaziyetteyim. Şu an normal yaşıyorum hayatımı. Allah Allah çok enteresan ya. Şöyle ki lise sınavına girdiğimde o zaman büyük bir güvenlik şeyinden geçmiyorduk. Üniversite sınavına girdiğimde öyle bir şey vardı hani orada kalemler veriliyor falan. Lise sınavına girdiğimde öyle bir şey yoktu. Ben streç film götürmüştüm. Bilmediğim bir okul ya, evet. O sıraya dokunmam çünkü kağıtlar, sırayı kalemler... Sırayı streçle kapladın değil mi bana? Gerçekten tabii. Mi? Mümkün. İnanılmaz yani eğer o kalem yere düşüyorsa mesela okulda da onu silip kullanmak gibi bir şey de yok. O benim için bitmiştir. Yani çok takıntılı bir şey tabii. Hiçbir mantığa oturtamıyorsun bunu. Bir sürü başka bir şeyden mikrop alıyorsun ama ona takmıyorsun. Bir takım böyle obsesyonları oluyor insanın. Benim de her insanda var aslında vardı. Ya. Her insanda var. Korku da var. Yani mesela ben de hadi... O bir şey yaptı, ben de karşılığını getireyim. Benim de ilk defa böyle bir ortamdan söylediğim bir şey olsun. Benim de mesela çocukluğumdan beri bilmiyorum neden ama belki de çok sert sahneler mi izledim bir fikrim yok. Mesela doğum yapmakla ilgili inanılmaz bir fobisel korkuya yönelik bir şeyim var. Ya, muhtemelen evet. Kesin vardır bir şeyi. Birileri aslında bir şeyler anlatmıştır. Aslında çok doğal bir süreç. Yani evet. Her canlının... Bir de sen o kadar hayvan seversin, onların o... Evet. Ekolojik sürecine o kadar hakimsin evet, falan. Evet, her şeyin içindeyim. Ne bileyim yani doğal akışa kendini bırakabilen de bir insanım ama bilmiyorum ya yani herkesin bir şeylerle ilgili var galiba evet, var, böyle. Var. Ya bu küçük, eminim küçük. Bilinçaltı. Kim bilir neler duyduk. Bir şeyler böyle bilinç yüzüne çıkmadan bizi etkiliyor. O da öyle bir şeydi sanırım. Böyle bir hijyen takıntısı. Beslenmene dikkat ediyorsun. Beslenmeme çok dikkat ediyorum. Sinemi görüyorum ben. Sette her daim beslenmesine dikkat et. Ben de o konuda fena değilim. Evet, sen de. Benim aklımda söylemek istediğim şeyler var mı? Bayağı şeyle bir bavul set çantası, bir bavulda yemek çantası şeklinde öğün öğün geliyor. Ve o kadar güzel hazırlanmış ki hepsi özenle kahvaltısı. Yani her şeyinden de alıyor. Hani bu kahvaltıyı da böyle bir tostla geçireyim derler. Öyle bir şey de yok. Yumurtası, peyniri, zeytini falan her seferinde böyle bütün besin değerleriyle. Çok güzel. Ben sana çok özeniyorum. Ben çok dikkat ediyorum ama
Sadece işte şekersiz ve yoğun karbonhidratlı beslenmiyorum ama çok da sağlıklı beslenmiyorum senin gibi. Yani işte dengelemiyorum, proteinden de alayım, lifinden de alayım. Onu bıraktım bir kenara ama geçen seneye kadar hep öyleydim, bu seneye kadar. 3 yıldır falan şeker tüketmiyorum zaten, rafine şeker tüketmiyorum, meyve falan yiyorum. Arada bir cheat day dediğim günlerde tabii benim Evet. Waffle, yani waffle'la karşı bir hassasiyetim var. O kadar çok seviyorum. Rüyalarıma falan girer. Sen yeme yeme waffle'a zaaf duy. Evet evet. Yani ayda bir de olsa böyle cheat day ilan edip. Benim bir arkadaşım evine waffle yapma teçhizatı kurdu ve 8 kilo falan aldı. Evet, ben onu hiç yapmıyorum işte. O koku insanı mahvediyor. Bu arada bak, senin parfümün de zaten bana hep böyle bir... Evet, çikolata vanilyalı. Senin şahane bir parfümü var. Yani ne zaman sarılsam hakikaten böyle çok çok iyi bir pastanede şahane bir gün geçirecekmişim ve şu an yeni kukiler pişiyormuş hissi veriyor bana. Zaten yüz suratı da öyle. Yani o hep öyle işte, çikolatayı, vanilyayı çok çikolatalı vanilyalı bir şey kullanıyorsun. Evet, yiyemiyorum bari üstüme sıkayım onun kokusuyla falan diye. Çok seviyorum yani, çikolatayı da çok seviyorum. Tatlıyı çok seviyorum. Ben de. Waffle'ın bile aslında sağlıklı alternatifleri var, kendim de yapıyorum ama o işte o orijinal halinden vazgeçemiyorum. Diğer tatların hepsinden vazgeçiyorum ve çok da tatmin oluyoruz yani o rafine şeker kullanılmayan şeyler. Baksana, şunların hiçbirinin tadına bakmadım bu arada. Yani acayip, bazıları normal şekerli yaptığım şeylerden çok daha lezzetli. Evet, bunlar gerçekten tamamen öyle. Tamamen ön yargı aslında. İyi mi mutfakla aran? Yapıyor musun bir şeyler? Es geçiyorum, pasaporolu diyorum falan. Ben çok iyi yemek yaparım diye ben burada övünürmüş. Yok. Anladım. Aslında güzel yapıyorum. Ama waffle'ı. Ama waffle'ı. Ya ben hakikaten işte sevdiğim şeyler herhalde. Herkes kendi sevdiği şeyleri güzel yapıyor. Böyle cookie'dir, kektir, öyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bir de deneysel yapıyorum hepsini işte. Yok Hindistan cevizli unu, bir şey. Yani ne buluyorsam böyle sürekli de öyle sayfalar falan takip ediyorum. Sürekli sağlıklı unlar. Sürekli bahsettik ya, onun öyle bir filmi vardı. Chocolate filmi mesela sana Türk versiyonunu çektirebilirmişiz. Evet, şu anda ben de onu uyandırdım. Senin bir çikolatacın olabilirmiş ama onu da sağlıklısını yaparmışsın falan. O şeyde, filmde şöyle bir sahne vardı. O belediye başkanı mıydı? Orada bir adam vardı. O çikolata dükkanının camlarını kırıp içine düşüyordu o çikolata vitrinini. Orada böyle yemeye başladı. Ben onu oynamak istiyorum. Sadece onu oynamayı. O sahne o kadar kalmış ki aklımda, bayıldığım bir film yani. Ya öyle bir film çeksen zaten her gün onları yiyor olursun muhtemelen. Evet. Ben pek tahammül edemiyorum yani o dekor yemeyeyim falan diyor, ben onu yiyorum ama. Yani şeyde de yemek yapma konusunda öyle şeyleri yapmayı çok seviyorum. Bir de ben yalnız yaşıyorum. Tek başıma yemek yapıp yemekten de çok hoşlanmıyorum. Tek başıma yemekten. Çok da yemiyorum da zaten. Yani benim için böyle bir şöyle sofra kurulsun falan gibi bir durumum hiçbir zaman yok. Benim tam tersimsin. Kahvaltı ben yalnız sadece. Da olsam o tabağımın işte çatalımın birbirine uyuyor olması. Ya. İşte burada bunun efendim güzel bir renk veriyor olması. Evet. Sofranın tatlı olması benim mesela hoşuma gider. Ben severim. Kendime hizmet etmeyi de severim. Özenle hazırlamayı da severim. Ne güzel. Ya ben de işte düzenli sofraları çok seviyorum. Kalabalık sofraları böyle hep beraber yemeyi ama tek başıma yemek istemiyorum. Diyorsun. Benim temel besin kaynağım muz ve yoğurt. Evet, muz. Muz Sinan ve yoğurt ve sürekli. 3 öğün, 4 öğün yiyebilirim onları ve canım çekiyor ya. Bir gün yemezsem olmuyor mesela. Eksik kalmasın. Evet. Sürekli öyleyim işte. Kendi kendime bir şeyler yapayım, yiyeyim. Kahvaltı yapmayı çok severim ama. Ben de severim. Böyle ben geniş severim. Bir kahvaltı sofrasında. Peki spoiler olmadan bize Nazlı ile ilgili böyle seyircinin hiç tahmin etmeyeceği bir şeyden bahsedebilir misin? Geleceğiyle ilgili Nazlı'nın ya da mesela atıyorum işte seyirci bunu hiç asla hayal edemez ama aslında onun değişik bir takıntısı var ya da bir hikayesi var ve bu çok kötü patlayacak ileride gibi. Evet, yani genel hikayeden yola çıkarak ancak böyle bir şey söyleyebilirim. Yoksa sen de biliyorsun, biz de zaten çok geldiğinde kısa zamanda arkadaşlar çok, öğreniyoruz. Çok karizmatik bir durumumuz yok yani. Yani öyle her şeyi bilmiyoruz. Ama yani Nazlı'nın bu naif, işte herkesle iyi geçinen, hep alttan almaya çalışan tavrı sosyal ilişkilerde kırılma noktası olan bir hassasiyeti var. Zaten ananda işledik bunu bölümlerde, babasıyla alakalı, ailesiyle alakalı konuda. Galiba
bu konu gündemimize geldiğinde birazcık Nazlı'nın farklı yüzünü göreceğiz gibi geliyor. Okay. Yani benim de tahminim o. Çünkü başka bir motivasyonla yaklaşacaktır oraya. Çünkü çok yarası olan bir durum. Eminim şimdi sürekli görmeye alıştığımız Nazlı'nın dışında bir şeyler göreceğiz. O da çok heyecanlandırıyor işte beni. Hem aynı karakterde başka başka duygularla. Beni de bir de oyuncu olarak en korktuğum şeylerden biri, küçük bir hikaye anlatacağım. Dudaktan kalbeyi çekerken arkadaşlar ben, ya buradan da itiraf edeyim bari bunu. Dudaktan kalbeyi... Final bölümünü... Ay bunu sen söyledin. Ben vapurda unuttum arkadaşlar. Çok büyük bir şey bu. Gerçekten. Size yani o ana kadar yaşadıklarımı tarif edemem. Böyle ıslak mıydı, yağmurlu bir günün sonrası o vapurun üstünü açma hatırlamıyorum. Yani böyle bir nemliydi. O senaryoyu okuyup altıma koymuştum hani nacizane, karşıya geçiyordum. Sonra bir fark ettim ki ben o senaryoyu orada unutmuşum. Allah'tan o dönem sosyal medya o kadar gündemde falan da değil ve hiçbir şey olmadı. Ama şu anda mesela düşünsene benim Mucize Doktor'un final bölümünü herhangi bir yerde unuttum. Yani finali de bırak olur. Ya bir herhangi bir bölümünü bir daha piyasada hiç bulamazsın. Yayınlanmadan unuttuğumuzu falan. Gerçekten çok büyük bir şey. Çok ne büyük stres yaşamışsındır. Çok, hiç uyuyamadım. Hiç uyuyamadım ama çok şükür kazasız belasız atlattım. 2020'den dileklerini alacağım son soru. 2020'den yani şu son zamanlarda işte hiç de kötü şeylere de girmek istemiyorum ama bir yangın var gündemimizde. Evet. Benim hep çok korktuğum şeydi bu. Yani bana böyle sorduklarında 100 yıl yaşasan ve 100 yıl sonra açıp internette bir şeye baksan neye bakarsın gibi şeyler soruyorlar. İkidir son zamanlarda röportajlarda böyle bir soruya denk geliyorum. Herhalde böyle yeryüzünde ne kadar su kalmış falan ona bakarım. Hep aklıma gelen şey bu. Çok biz de bunu çok işliyoruz. Çok korkuyorum. Yani dünyanın sonu geliyor ve biz bunu şaka zannediyoruz galiba. Evet, evet. Küresel ısınma dedik. Ben çocukluğumdan beri bunlar bir şekilde söyleniyor. Yok deodorant kullanmayalım, yok bir şey kullanmayalım. Ama bunu gerçekten hayatımıza geçirip doğru düzgün bir sorumluluk alamadık. Ve çok çok suçlu hissediyorum kendimi de. Yani hepimiz... Bu uydurulan sınırlar var ya, mesela ülkeler, milletler, bizim uydurduğumuz sınırlar aslında. Şimdi onların bir olmadığını hayal edin. O zaman elimizde ne kalıyor? Bir tane dünya kalıyor ve burası bizim yuvamız. Şu an yuvamızın çok büyük bir bölümü yanıyor. Ve hala bizler mesela gündemde savaştan bahsedebilen bir insan oluyoruz. Su bitiyor mesela. Hani benim çocuğum yok. O günleri de belki hiçbir zaman görmeyeceğim. Ama sizlerin çocukları için mesela belki de su savaşları... çıkacak. Çok dertli, çok korkunç bir yere doğru gidecek. Evet. Ama buna henüz ayamadık galiba. Değil yani, mi hala? Evet. Ben 2020'den işte bunu diliyorum. Bununla alakalı buna bir çözüm bulamayız şu anda ve bir yola girildi. Sadece belki yavaşlatırız, durdururuz. Çünkü sonuçta bilimsel veriler var ve hiç iyiye gitmiyor durum. Yani birazcık lütfen herkes bu konuyu biraz ciddiye alalım hep beraber. Yani bu sadece bizim ülkemizde falan olacak bir şey de değil. Yani çok global bir şeyden bahsediyoruz. Evet, evet. 2020'de bunun herkesin bilinçleneceği bir yıl olsun. Yani bu yıl bunun yılı olsun istiyorum. Bireysel isteklerim tabii işte böyle güzel işlerde, güzel insanlarla devam edelim. Başarımıza başarı katalım, mutluluğumuza mutluluk katalım, çok sağlıklı olalım. Ama hepsi, dünya bizden ibaret olmadığı için. Evet, işte hepsi ki. Doktorculuk oynamakla kalsın. Yani gerçekten yolumuz öyle düşmesin. Yani bireysel isteklerim bunlar ama en büyük isteğim şu... Dünya içmişler deniyorsun evet, yani, sen de. Yaşayamıyoruz ya, böyle de zaten bir yer böyle yanarken, geleceği düşünürken... Evet, belki de biz göremeyeceğiz o sonu ama çok büyük bir... suç değil mi bu? Bilmem kaç bin milyar yıldır var olan bir şeyi kendi ellerimizle mahvettik. Tabii yani modern dünyada altında batırdıkça batırıyoruz. Ne olur bunu yapmayalım. Yani buna bir artık ayalım, farkına varalım. Tek umarım bu. 2020 o anlamda mucizevi bir yıl olur o evet. zaman. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben yavaş yavaş kapatıyorum. Senin özel söylemek istediğin bir şey var mı seyircilere? Ben sana çok teşekkür ederim. Benim için bir ilkti bu. Çok dediğim gibi yani. Teşekkür ederim. Ve bunu bu kadar rahat ettiğim, çok sevdiğim biriyle yapmak herhalde bana daha da keyif verdi. Korkacak hiçbir şey yok. Şeyde dizide yapamıyorum. Hazırdı. Anneme selam söylüyorum falan. Seni yerim ben. Öyle şeyler yapayım. Hepinizi çok seviyorum. Bizi desteklediğiniz için, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Zaten
biz yapıyoruz, siz bize karşılığını veriyorsunuz. Böyle birlikte yapıyoruz işte. Bunun için o zaman sağ programı olun. Sen kapat. De ki, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Benim söylemek istediğim, evet. Şimdi biz böyle bir şeyleri seyrediyoruz, beğeniyoruz falan ama abone olmak. Arkadaşlar niye abone olmuyorsunuz? Burada bir şey yapılıyor. Bunun devamlılığı gerekiyor. Evet, devam gelsin istiyorsanız. Beğenin, bir şey. Abone olun. Bir daha da gelmeyiz, yapmayız. Yani neden? Bravo sana be. Yorum yapın, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Ve o merak ediyorum, yorum yapıyoruz. Evet, çok okuyor musun? Tabii ki okuyoruz. Ben de okuyorum. Merak tek ediyoruz. Tek. Boşuna mı yapıyoruz? Ne oluyor? Nasıl geçmiş? Yapın, yorum da okuyalım. Çok tatlısın. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeceğim ama önce sana ay Hayz'dan bir hediye veriyorum. Evet, bu da aynı senin dünyaya bakış açını yansıtan markalardan biri. Benim çok desteklediğim ve beni de bu kanalda çok destekleyen bir marka. Gururla söylüyorum. İşte vegan kumaş üreten dünyadaki tek ve ilk Türk markası arkadaşlar. Ay çok teşekkür. O yüzden yani, gururla giyebilirsin. Evet, hiçbir şeye zarar vermeden üretildi. Ancak böyle bir hediye olurdu. Evet, daha tabii ki. Çok anlamlı. Çok bile teşekkür giy. Ederim. Açmak ister misin? Evet istiyorum. Görmek tabii. İstiyorum. Ben de acaba ne çıkar diye açsam mı açmasam mı teklif etmek istemedim ama hemen açıyorum. Yeni yılı işte 5 geçe sana bir hediye gelmiş yeni oldu. Yeni yıl hediyem. Yeni yıl hediyesi. Ben de merak ettim. Ay çok güzel bir şey. Wow. Aa, ay tam benim renklerim bir de inanamıyorum. Baksana ben bayılırım bejlere, siyahlara, grilere. Benim çok sevdiğim bir model bu. Ay çok böyle güzel. Uçlarında. Bu da vegan kumaş. İnanılmaz ya ve o kadar güzel ki yani şeyi de hani öyle bir değişik başka bir şeyden yapılmış falan gibi çok değil. Çok tatlı. Bu böyle çok evet şey kurveze gelen. Kuşaklı evet. Tatlı bir çok şey. Şık olacağım evde. İyi günler de iyi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.